kritik bir yerde. Evet yani su kaynaklarının kirlenmesi bizi büyük bir felaketle baş başa bırakır. Ee, burada e, bir tabi e, 2010 yılında metrik. bu yana 14 yıldır bu tesis burada ve elbette ki yöre halkı e, burada iş vaadiyle e, Erzincan'ın kalkınacağı gibi söylemlerle ikna Çok edildiler. ikna edildiler. Bugüne kadar yapılan itirazlar da hep Erzincan ekmeğinden medeceksiniz türü savunmalarla karşılaştı. Genelde hep böyledir. Yani bu Bergama'da da böyle olmuştur. İşte Kaz Dağları'nda da böyle olmuştur. Gidin Artvin'de de böyle olmuştur. Nerede bir dere kurutulan his varsa, nerede bir daha delik deşik edecek bir işte altın gümüş madeni varsa oraya itiraz eden yöre halkının ve çevrelerin karşısına hemen ekmek parası, ekmek derdi çıkarılır. Kardeşim, Muhalefene de ee, sürekli sü 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 istemez yüklüyorsun. Evet, sürekli sü 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 propaganda evet, yapıyorsun. Siz, bir si sizin şey keyfiniz keyif. Ha, sizin paranız var. Biz burada neyle geçinelim? Yöre halkından bir kısım insanı inşa alacağız gibi gerekçelerle bastırılır. Burada da aynısı oldu. Burada da aynısı oldu. Ve burada 14 yıl boyunca bir yandan maden sahası adım adım genişletirken bunda Denemin çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da onayı var. Adım adım genişletilirken e enişe, evet. Meydana gelen yapılan itirazlar, siyanür sızması gibi meydana gelen e, alarmlar karşısında AK Parti iktidarının hep bu madeni AK Parti hep bu madeni savunurken gördük. Eski Başbakan Binali Yıldırım da böyleydi. AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da e, böyle. Bugün de böyle. Değişmiyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Soma'daki altın madeni, altın özür dilerim. Soma'daki e, kömür Mali, faciasından, 301 insanımızın hayatını kaybettiği kömür faciasından iki hafta önce AK Partili Milletvekilinin meclis kürsüsünde e, iki hafta sonra 301 kişiye mezar olacak madeni, dünyanın en güvenli madenin ilan etmesine benziyor. Şimdi de aynı tabloyla karşı karşıyayız. Bugün burası çöktü. E, top, büyük bir toprak kayması meydana geldi. E, bu toprak kaymasının bu e, olduğu yere... E, yığın liçi ya da liçi yığını gibi bir isim veriyorlar. Yani bu liçi yığını denilen e, e, siyanüllü toprak işte. Şey, yığın şu anlama geliyormuş. E, Altından altını topraktan siyanürle ayıştırdıktan sonra e, arta kalan toprak. Evet. Bu arta kalan toprağa büyük bir tepecik gibi oraya yığmışlar. Ve e, şu an göçmeşte, göçen böl bölüm, bölge burası. 800 metre kadar hareket etmiş. 10 milyon metreküp dediler galiba. Evet demiş. kaymış gitmiş. E, kaymış. Ve 9 işçi de heyenin altında kalmış. Benim yöreden edindiğim bilgi o ki yanılmakta istemem ama güvendiğim bir kaynağım bana aktardı. İşçilerin o sabah burada bu çalışma sistemine itiraz ettiği ileri sürülüyor. Yani işte endişeli oldukları yönünde taşeron işçilerin endişeli oldukları yönünde baş, şirkete başvurdukları ve bu 9 işçinin çalışmayıp aşağıdaki konteynerlarda beklediği iddia ediliyor. Onların gelecek hey, heyla heyla'nın oraya kadar geleceğini tahmin etmedikleri söyleniyor. Aslında bu 9 işçinin çalışma çalışan değil. E, bu çalışma düzenine e, itiraz eden bu çalışma düzenine itiraz bekleyen. edip orada o sırada bulundukları iddia ediliyor. E, umarım sağ salim kurtarırız ve gerçek durumu öğrenmiş oluruz. Sonuç olarak. Sonuç olarak bu facianın en temel nedeni AK Parti iktidarının e, kalkınalım da nasıl kalkınırsak kalkınalım bakışıyla toprağı, çevreyi ve insanları yok sayarak sadece e, rant e, hevesiyle e, memlekete bakmasının bir sonucudur bu. Yine aynı şekilde e, e, yine aynı iktidarın e, bakanından, başbakanından milletvekiline, il başkanından valisine kadar e, bütün... E, yetkililerinin e, bu madene onların sahiplerinden daha çok sahip çıkmasının bir sonucudur Eğer Erzincanı bu e, e, gold kadar düşünmüş olsalardı Eğer e, siyah e, işte fıratı yeri yerine gelmeyecek kaynakları siyanır kadar e, umursamış olsalardı e, bu felaketle e, bu tabloyla Biz karşı karşıya kalmazdık diye düşünüyorum Allah Profesör Doktor Bingöl Fırat Üniversitesi Rektörü ve Jeoloji Mühendisi e, Bingöl Erzincan'daki altın madeninde toprak kaymasının çevre felaketine yol açabileceğini belirtti. İlk yaptığı açıklama bu hemen olaydan sonra bölgedeki vatandaşlara mutlaka uyarılması ve önlem alınması gerektiğini söylüyor. Ama hep bu uyarıları söylediğiniz zaman bilgi kirliliği, kara propaganda, işte siz ülkenin kalkınmasını istemiyorsunuz, istemezük ee, sürekli bir istemez istemezlik halindesiniz, eleştireceğim diye yapıyorsunuz, kalkınmaya karşısınız. Ama işte her eleştiri yanlış değil ki, her eleştiri e, dikkate değerdir, bir bakılır, bir denetlenir, şehircilik... bir şey olur yani. Demek ki varmış risk, iki üç kere aynı riski yaşatmışsınız, Ebru, yaşamışsınız. dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle bir cümle var. Ne olur var. dinleseniz eleştirileri, ne olur? Şöyle bir cümle var Ebru, diyor ki, toprak kayması sırasında arkan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapılarını kapattırdık. Şimdi evet. Dün, dün akşam, Erzin, dün akşam vali dedi ki bir sızma yok. Hı hı. Binali Yıldırım dedi ki işte bu bölge siyanürlü siyanür bulgusunun olduğu bölge bu bölge değil. Yani bu toprakta siyanür yok demeye getirdi. Eğer öyleyse. E bu ne? Bu nedir? Yani akan malzeme nedir? Mesela burada bir cümleniz var. Diyorsunuz ki toprak kayma sırasında akan malzemenin fıratlarının ulaşmasının engellenmesi amacıyla. Bu akan malzeme toprak mıdır? Sadece topraksa niye korkuyorsunuz? Akar Toprak akar yani. E, toprağın e, demek içinde ki, ne var? Demek ki siz akan malzemeden toprağı kastetmiyorsunuz. Yani toprak öyle akmaz. Hayır evet. e, toprak, toprak diyelim yani göçtü, dereyi bakıyor. kapattı. Yani diyelim dereyi kapattı. Yani bu bu kadar korkulacak bir şey değil. Bu tabiat olayı diyelim buna. Fakat siz akan malzemeden e, demek ki sadece toprağı e, anlamıyorsunuz. Sadece toprağı anlamıyorsunuz. Bu toprağın içinde başka malzemeler var, kimyasallar var. İkincisi, yani Sabırlı'ya geçişi engelledik. Dolayısıyla Fırat'ı koruduk diyor. Diyor ki kapakları, Fırat nehrine ulaştı? Ulaşan, ulaşan merkezin kapaklarını kapakları kapat. Demek ki bu akan malzemenin siz kuru dere olan Sabırlı deresine yığılmış olmasından o kadar tedirgin değilsiniz ama. Ola ki bir yağmur gibi bir doğal... Çişeniyor hareketlilikle yani. hareketlilikle bunun Fırat Nehri'ne kavuşmasından rahatsızsınız. bundan endişelisiniz. Demek ki bu akan malzeme sadece toprak değil. Taş olsa, toprak olsa, kum olsa niye endişe duyuyorsunuz? Demek ki bunun içinde ihtimal bir siyanür ya da kimyasal bir malzeme var. Ve bundan başka ne olabilir? Zaten şeyi altını kardeşim neyle ayıştıracaksınız? Tinerle mi ayıştıracaksınız? Altını dünyada siyanürle ayıştırılır. Bu bilinir. Burada bu, bu faaliyette böyle yapılıyor. E, bu bile Çevre ve Şehircik Bakanlığı'nın akan malzemenin Fırat'a karışmasının önüne geçmek için menfezleri kapattık demesinin bile kendisi e, e, bir çevre felaketi ihtimalinin olduğunu e, bir itirafıdır. Bunu not düşmek isterim. Aa, uzmanlar yazıyor. Böyle bir yığın içinde bırakılmaz diyor. Ben Biz uzman değiliz ama Dolayısıyla bu çıkan toprak altına ayrıştırılıyor. Kalanı ben, konusundaki nasıl bir önlem nasıl bir güzergahtır? Uzmanlara sorduğunuzda yeterli önlemlerin olmadığını söylüyorlar. Bir de de fay bu, hattı üzerinde diyorlar. Erzincan'da güvendiğim bir avukatla görüştüm. E, avukat bana aktardı. Dedi ki bu dokuz işçi. Yani dokuz işçi. Bu çalışma düzenine itiraz ettiler o sabah. Buna yani karşı Hala çıktılar. o konteynerdeler mı? Öyle evet. mi bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani bunlar çalışan işçiler değil. Yani güvenlik endişesiyle çalışmayan işçilerdi. Üstteki, alttaki hepsi yani kelime Dolayısıyla kelime. onların bu itirazı Hayır yani dünden ibaret değil. Yani bilgiye sahipler yani. On onların itirazı söylüyor. dünden ibaret değil. Demek evet. ki bir süredir bir böyle bir var. itiraz var ve bu itirazı dile getirdiler. Ee, şu an bu 9 insanımız e, heyelan altında. Umarım çıkarırlar. Ama... Ee, yani bu açıklana saydık 9 eksik diyorlar. 9 mu bilmiyoruz. En az 9 inşallah en az 9'dur yani. O nedenle tablo bu şekilde. Evet.